Süper Ligi sallayan İtalyan taktisyen Vincenzo Montella. Montella 2 sezondur Türkiye'nin en başarılı teknik adamlarından bir tanesi. Elindeki oyuncuları oldukça verimli kullanan, ilk senede düşerler denilen Adana Demirspor'u Avrupa hedefiyle oynatan Montella, taktik bilgisiyle de herkesin saygısını kazandı. Sizleri Lazio-Roma derbisinde yanan ateşten, Hürriyet Mahallesi çocuklarının yüzündeki mutluluğa uzanan bir hikayeye davet ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi çünkü, bir insanı anlamak, onun hikayesini anlamaktan geçer. Tarihler 10 Mart 2002'yi gösterirken, İtalya'nın başkenti Roma'da hava sıcaklığı 30'un üstündeydi. Hayır, sebebi güneş değildi. Sebebi Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan Lazio-Roma derbisiydi. Açık mavi formasıyla Lazio'lu oyuncularla, koyuya çalan kırmızı formasıyla Romalı oyuncular maç öncesi birbirlerinin yüzlerine bile bakamıyorlardı gerginlikten. Tribünler tıklım tıklım doluydu ve saha meşalelerin yaydığı dumanlar nedeniyle net olarak seçilemiyordu. Roma derbisine yakışır bir ortam vardı. Maç başladı ve Roma'nın 9 numarası adeta fırtına gibi esti. Tek başına Lazio savunmasını yerle bir etmişti. Nesta, Couto, Mihailović, Stanković. Hiçbirisi durduramıyordu. Roma taraftarları çılgınlar gibi sevinirken maçın son düdüğü çaldığında skor tabelasında Roma lehine 5-1 yazıyordu. Gollerin 4 tanesinde ise aynı isim vardı. Vincenzo Montella. Sakatlıktan sonra sahalara dönen Montella, Lazio derbisindeki performansıyla tarihe geçmiş, derbide 4 gol atan ilk ve tek oyuncu olmuştu. Fakat daha önemlisi, Roma taraftarlarının kalbinde derin bir yer edinmişti. Montella, yıllar sonra verdiği röportajda o maçla ilgili şunları söylemişti. Totti'ye Roma tarihinde derbide bir maçta hat-trick yapan oyuncu olup olmadığını sormuştum. Olmadığını öğrenince, bu akşam ben yapacağım demiştim. Sözümü de tutmuş oldum. Montella, tarihi derbiden 5 sene sonra Roma'dan ayrıldı. 7 sene sonra ise geri döndü ve altyapıda antrenör olarak yeni bir kariyere başladı. Futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığı kulübünde artık yeni oyuncular yetiştiriyordu. 2 senenin sonunda sürpriz bir teklif aldı. Ligin 22. haftasında görevden alınan Ranieri'nin yerine A takımın başına geçmesi isteniyordu. Tabii ki reddetmedi. Bu tam olarak beklediği teklifti aslında. İlk birinci adamlık tecrübesinde Lazio'yu yenerek yine bir Roma derbisi galibiyetine imza attı ve takımı 6. sıraya kadar taşıdı. Sezon sonunda ise görevi Luis Enrique'ye emanet ederek kendi yolunda ilerlemeye başladı. Önce Catania'da kısa bir macera yaşadı. Burada da derbilere damga vurdu. Catania ilk defa Montella yönetiminde ligi Sicilya'daki ezeli rakibi Palermo'nun üstünde bitirmeyi başardı. Catania sonrası Montella'nın adresi Fiorentina oldu. Yavaş yavaş ısınıyor ve eli büyütmeye başlıyordu. Montella, Fiorentina'da dolu dolu 3 sezon geçirdi. İlk sezonunda ligi 4. sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiler. Bir önceki yıl 13. olan Fiorentina için müthiş bir başarıydı. Ertesi yıl çok daha iyi bir Fiorentina vardı. İtalya kupasında final oynadılar. Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalin kapısından döndüler. Ligi de bir kez daha 4. sırada tamamladılar. Mor menekşeli ekibe yıllardır aradığı istikrar sonunda gelmişti. Montella 3. sezonunda gözünü Avrupa'da başarıya dikti. Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükseldiler ama o sezon şampiyon olan Sevilla'ya elenmekten kurtulamadılar. İtalya Kupası'nda da yarı final oynayan Montella'nın ekibi ligi bir kez daha 4. bitirdi. Sezon sonunda ise artık Floransa'ya veda zamanı gelmişti. İtalyan teknik adam Fiorentina'da geçen başarılı 3 senenin ardından sürpriz bir şekilde Sampdoria'nın başına geçti. Fakat işler istediği gibi gitmedi. Futbolcuyken formasını da giydiği Sampdoria ile küme düşmekten son haftalarda kurtuldu. Akıllarda kalan tek başarısı da bir kez daha Lazio'yu yenmesi oldu. Sezon sonunda ise büyük bir adım için yeni bir fırsat kapısını çaldı. Avrupa dışında kalan ve yeniden ayağa kalkmayı amaçlayan Milan, Montella'yı teknik direktörü yapmak istiyordu. O bir Roma efsanesiydi ama çocukken idolü de Milanlı Van Basten'di. Milan, onu takımın başına geçirmek için Sampdoria'ya 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Montella, Milan'ın başına geçtikten sonra verdiği ilk söz, takımı yeniden Avrupa kupalarına taşımak oldu. Ligde işler istediği gibi gitmese de en azından verdiği sözü tuttu. O sezonu 6. bitirdiler ve Avrupa'ya gitmeye hak kazandılar.
Ayrıca Süper Kupa'da Juventus'u yenerek 6 sene sonra Milan Müzesi'nin ilk kupasını da getirmiş oldu. Bu kupa 2021-22 sezonundaki şampiyonluğa kadar Milan'ın kazandığı son kupa olacaktı. Fakat ertesi sezon takımın kontrolünü sağlamakta zorlandı. 200 milyon eurodan fazla para harcanan transfer döneminde Bonucci, Andre Silva, Hakan Çalhanoğlu gibi önemli isimler kadroya katılmıştı ama bir türlü istenen futbol sahaya yansıtılamadı. 4-3-3'ten 3-5-2'ye geçiş yapan Montella, ligin 14. haftasında görevden alındı. Alınan kötü sonuçların ardından bu karar kaçınılmazdı. Montella, Milan'dan ayrıldıktan sonra kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar verdi. Adresi, kendisini birkaç yıl önce Avrupa'dan eleyen Sevilla'ydı. Ligde kötü giden Sevilla, Eduardo Berizzo ile yollarını ayırmıştı. Montella, Endülüs ekibi için, onlar da Montella için yeni bir heyecandı. Sevilla, Montella yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Kral Kupası'nda ise final oynadı. Fakat birinde Bayern Münih'e, diğerinde Barcelona'ya karşı alınan yenilgilere çare bulamadı. Ligde ise bir türlü galibiyet serisi yakalayamayınca sezon sonunu göremeden görevden alındı. Fakat bu seviyelerde edindiği tecrübeler onu daha güçlü bir teknik adam haline getirmişti. İspanya'dan İtalya'ya döndükten sonra yeniden Fiorentina'nın başına geçti. Orada güzel hatıraları vardı. Yeniden denemenin, daha iyisini yapmanın hayalini kurarken bu sefer kariyerinin en başarısız dönemini geçirdi. Sezonun ilk yarısı bitmeden Roma'ya karşı alınan 4-1'lik yenilgi, ikinci Fiorentina döneminin de sonunu getirdi. Fiorentina, Montella'yı görevden alırken sahada yeteri kadar cesaret ve kararlılık göremedik açıklamasını yapmıştı. Bu sözler Montella'yı çok üzmüştü. Kariyerini cesaret ve kararlılık üzerine kuran bir futbol adamı için kabul etmesi zor sözlerdi. Montella bir süre futboldan uzaklaşmaya karar verdi. 2 sene boyunca kapısını birçok takım çalmasına karşın hiçbir teklifi kabul etmeyen Montella, 2021'in Eylül ayında ilk defa kendisini heyecanlandıracak bir görüşme yaptı. Bu sırada pandemiyi yaşamış, ne yazık ki babasını kaybetmişti. Yeniden başlamalı, bu sefer babası için başarmalıydı. Teklif Türkiye'den geliyordu. Takım ise adını daha önce pek duymadığı bir kulüp olan Adana Demirspor'du. Kendisine Adana'yı ve Adana Demirspor'u tanıtan bir sunum yapıldı. Görüşmeler sırasında aradığı duygunun yeniden kalbinin kapılarını çaldığını hissetti. Beklediği zaman gelmişti. Montella, Napoli'nin bir köyünde doğup büyüdü. Annesi ev hanımı, babası ise işçiydi. Adana ile Napoli'yi birbirine çok benzetmişti. Sokakları, yemeğe düşkünlükleri, kozmopolit yapısı ve güneşli açık gökyüzü ile çocukluğunu hatırlamıştı. Adana Demirspor'un köklü geçmişi de onu heyecanlandırdı. Bir röportajında Adana Demirspor gibi tarihe sahip takımı çalıştırmanın sorumluluğunu hissediyorum derken, işçi takımı Adana Demirspor'la işçi babasının köklerini hissedebiliyordu. Adana ve Adana Demirspor doğru adresti. İtalyan teknik adam beyaz kruvaze ceketi, ceketiyle aynı renk pantolonu, siyah tişörtü ve şık güneş gözlükleriyle Adana havaalanına indiğinde bir teknik direktörden ziyade Ford Coppola'nın Godfather filminden fırlamış bir Corleone üyesi karizmasında görünüyordu. Güneşli bir Adana günüydü ve herkes hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkındaydı. O sırada Adana Demirspor Süper Lig'e yeni yükselmişti. Murat Sancak yönetimi kesenin ağzını açmış ve kadroyu yıldızlarla donatmıştı. Kimler yoktu ki? Mario Balotelli, Benjamin Stambouli, Lucas Castro, Jonas Svensson, Matias Vargas, Yunus Akgün ve Younes Belhanda. Samet Aybaba yönetiminde 3-0'la başlayan sezonun direksiyonu 4. haftadan itibaren Montella'ya emanet edildi. İtalyan teknik adam Türkiye'ye sükseli bir giriş yaptı. Henüz 3. maçında Beşiktaş'a karşı 3-0 geriye düşmelerine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Aynı sezon sahasında Galatasaray'ı 2-0, deplasmanda da Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Montella eski günlerdeki modunu yakalamıştı. Büyük maçların adamı büyük galibiyetler alıyordu. İlk dokunuşlarını futbolculuk kariyerinin aksine savunmaya yaptı. Türkiye'de takım savunması zayıf diyen Montella önce bu eksiği gidermeye çalıştı ve başarılı oldu. Capello onun için forvetlerinden savunmaya yardım etmesini isterken görmek ilginç oluyor.
Şimdi onunla çalışan teknik direktörlerin ne hissettiğini anlıyordur umarım diyordu. Montella, Balotelli'den dahi savunma katkısı almayı başardı. Ertesi sezon saha içinde tartışmalar yaşasalar da Balotelli onun yaramaz evladıydı. Tartıştılar ve barıştılar. Montella, eskiye nazaran oyuncu yönetiminde daha iyi bir teknik adam olmuştu. Vincenzo Montella, Adana'ya geldikten sonra kendini tesislere kapattı ve sürekli maç izledi. Bir yandan Adana Demirspor'un maçlarını analiz ederken, bir yandan da Süper Lig'deki rakiplerini izliyordu. Ligi bilen hoca klişesini yerle bir eden performansının altında lige çalışan ve lige uyum sağlayan teknik adam profili yatıyordu. Bu çalışmanın karşılığını fazlasıyla aldı. Süper Lig'deki 6. ayının sonunda 3. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Adana Demirspor'a gelmeden önce verdiği bir röportajda şöyle diyordu Montella. Yeniden başlamak için yeterli arzum var. Hayal kırıklıklarımdan daha güçlü çıktım. Bu bakış açısı Adana Demirspor'a hiç yabancı değildi aslında. Yıllar yıllar önce Adana Demirspor efsanesi Muharrem Gülergün önderliğindeki bir yüzme takımı vardı Adana'da. Adanalı yüzücüler o yıllarda yenilmez armada olarak anılırdı. 17 yıl hiç yenilmeden, 22 yıl ise sadece bir yenilgiyle şampiyon oldukları için bu ismi almışlardı. O takım günlerden bir gün İstanbul'a gelmiş ve İstanbullu rakiplerini kolayca yenip gidecekken havuzdakiler mızıkçılık yapmıştı. Güya top Nizami değilmiş. Bunu duyan Muharrem Gülergin takımı yeniden toplayıp peşine taktı ve havuzu inleten sesiyle şöyle bağırdı. Geliyoruz. Yeni baştan oynayacağız. Montella da yeni baştan oynamaya karar vermişti. Adana Demirspor'la ikinci sezonunda çıtayı daha da yukarıya koydu. Balotelli'nin ayrılığı sonrası yıllar önce Roma'da Spalletti'nin kullandığı 4-6-0'ı Adana Demirspor'a uyguladı ve Belhanda Emre Akbaba ile hücumda alınabilecek en yüksek verimi aldı. Takıma başarıyla uygulattığı 4-4-2 ve 4-2-4 formasyonlarında hep aynı prensibe bağlı kaldı. Yüksek tempo, hat kıran paslar ve olabildiğince hızla rakip ceza sahasına girmek. Taktiksel bakış açısını şu sözlerle anlatıyordu Montella. Formasyonlara inanmıyorum. Bunun yerine stratejilere önem veriyorum ve bunlar değişkenlik gösterebilir. Bir felsefeye sahip olmaya inanıyorum. Bir tane seçin ve onunla ilerleyin. Yoksa sadece kafa karışıklığı yaratırsınız. Montella donanımlı bir taktisyen. Saha kenarındaki duruşu ile karizmatik bir lider. Serie A, La Liga, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı maçlarla tecrübe dolu bir teknik adam. Ama hepsinden önemlisi samimi, sıcak ve başarmak için ben değil, biz diyen bir insan. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella bildiği her şeye önce kendisi inanıyor, sonra oyuncularını inandırıyor. Tıpkı yıllardır Adana Demirspor tribünlerinde asılı olan o meşhur pankart gibi. Herkes bizden iyi oynayabilir ama kimse bizim kadar inanamaz.